CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek ağır sözler sarf etti. Çanakkale'nin Kepez beldesinde CHP belde teşkilatı tarafından Kepez Belediye Nikah Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Baş Öğretmen Atatürk konulu panel düzenlendi. CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın moderatör olduğu panelde ilk konuşmacı olarak söz alan CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. CHP Muğla Milletvekili Çandar, tüm General Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışırken öldürülen oğlu Göktuğ Demirarslan'ın cenazesi için Çanakkale'ye geldiğini belirtti. Harp okulundan sınıf arkadaşı olan tüm General Hasan Hüseyin Demirarslan'ın cenazesi için başsağlığı dilemeyen Başbakan Erdoğan'ı kınayan Çandar şöyle konuştu. Haram olsun. Başbakan diyorlar ya şimdi. Gözleri kör olsun inşallah. İniliğe iniliğe gebersin inşallah. İnilediğini biliyorum ama. Şimdi arkadaşımızın soruşturma aşamasında tabii Çanakkale'ye gelişim. Yenice'ye geldim. Yine harp okulundan sınıf arkadaşım. Şu anda tüm general. Oğlunu öldürdüler TÜBİTAK'ta. Hatırlarsınız. Hasan Hüseyin Demirarslan generalin devresinden beraber öpüştük şeyden. Onun için diyorum yani böyle bir şey bir kere ağzından bir başınız sağ olsun çıksın be bari arkadaş. Sen bu ülkenin başbakanısın. Bir tüm generalin oğlu öldürülüyor. Bir kere başın sağ olsun de be adam. Ne için orada oldukları belli. Bütün generallerimiz hala cuntacısın sen diyorlar bana. Cuntacıyım evet. Eğer buysa cuntacılık. Cuntacılık. Demirarslan generalin oğlunun cenazesine gelmek cuntacılık mı? Bir tek ben vardım ya. Daha sonra sözü parti genel merkezine getiren Çandar, CHP genel merkezinin de birisini görevli olarak göndermesinin yerinde olacağını işaret ederek şunları söyledi. Yazıklar olsun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin özellikle oraya birisini görev olarak göndermesini çok isterdim. İşlerimiz çok tabii ya. İşimiz çok. Emir Hasan Genel'in oğlunun cenazesinde ne işimiz var? Yapacak o kadar çok iş var ki. Daha belediye başkanları tayin edilecek, atanacak. Bunlar daha önemli çünkü. Yazıklar olsun. Eleştiriyorum sonuna kadar. Ha AKP'yi, AKP'yi zaten eleştiriyoruz. Önce kendimize bakacak, kendimize. Daha düne kadar gençlik kollarından yetişmiş kardeşlerim var. Belediye başkanlık onun hakkıdır. Hayır. Ne yapıyor? İki tane iş adamı geliyor. Gençlik kollarından yetişmiş aslanlar gibi partili bir kardeşimiz dururken başka bir partiden düne kadar bize küfreden bir adamı çıkarıyorsun, partiye kaydediyorsun. Ertesi günde benim belediye başkan adayım diye onurla, gururla sayın genel başkan çıkıyor, ilan ediyor Bodrum'da. Allah aşkına taban olarak partinize sahip çıkınız. Partinize sahip çıkınız. Biz bugün varız, yarın yokuz.